Evet arkadaşlar e, sosyal medya üzerinden bazı insanlar kendini bilmezler. E, öyle hakaretler, küfürler, salvalar yapıyor ki e, biz onlara yani kendilerine cevap verecek bir şey bulamıyoruz. yani Biz onlar gibi aşağılanmayız. yani Yerlere düşmeyiz. Şimdi e, yurt dışından yayın yaptığım için biliyorlar. E, bize burada hani e, Almancı ayağı çekiyorlar. Almancılık. Biliyor musunuz? Ama biz e, Türkiye'de e, doğup büyüdük. Türkiye'de hani e, bütün okulumuzu, üniversitemizi, lisemizi, bütün her şeyimizi orada geçirdik. Yani ben kendim şahsımdan söyleyeyim. Üniversiteye varıncaya kadar orada okudum. Hani diyorlar ya ithal damat. Ha, biz onlardanız işte ithal damatlardan. E, 2006'dan sonra işte Almanya'ya geldim. Bizi e, Türkiye ile bir şey bilmiyoruz. Hani hiçbir haberdar değiliz. Hep burada güllük gülistanlık içerisinde yaşayıp da dil e, bilmediğimiz, tanımadığımız bir ülke üzerinden hani yorumlar e, yapıyormuşuz Anlatımlar yapıyormuşuz gibi davranıyorlar. Şimdi Almancıları bakın öyle çok aşağılamayın. Onları horlamayın. Onları hiç öyle küfürler, hakaretler yeri geldiği zaman bak sen Almancısın. Senin yürüyen var, senin işin var, bunun var, şunun var diye adamlarla alay edip dalga geçmeyin. Adamlar burada 11 ay gece gündüz çalışıyorlar. Emek veriyorlar. Eee Çoluklarıyla çocuklarıyla aynı Türkiye'de yaşayan hani Suriyelilere yaptığınız o eziyetler var ya hani o küfürler, hakaretler, o salvalar. Aynısını burada biz de yaşıyoruz. Çok zorlanıyoruz. Hep ikinci, üçüncü sınıf muameleler görüyoruz. Ve buna rağmen 11 ay paramızı kazanıyoruz. Paramız birikim yapıyoruz. Burada yani hepimiz ne kadar da burada yaşasak da bir gün burayı terk edeceğiz ümidi var. Yani paramızı alıp yine Türkiye'ye gideceğiz hayal kuruyoruz. Orada e, bir ev alırız, bahçe alırız veyahut da bir firma alırız, fabrika falan filan bir şeyler yaparız. Orada geçimimiz yani e, sağlarız diye düşünüyoruz. Çoğu kişi de bunu yani emekliliğe varana kadar yapamıyor bunu. Ama hep hayal olarak aklımızda kalıyor. Şunu unutmayın arkadaşlar bakın. Biz Almancılar bak Almancılar. Başka bir e, yemlikten başka bir yemlikten buğdayımızı tavuk düşünün yiyoruz. Yiyoruz 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 yemlikten başka yemlikten yiyoruz. Pisliğimizi her şeyimizi o başka bir kümesi oraya bırakıyoruz. Gelip yumurtamızı Türkiye Cumhuriyeti'nin içine yumurtluyoruz. Bak paramızı getirip orada harcıyoruz. Orada birikim yapıyoruz. Ev, ha, ev alıyoruz. Orada kredi. Orada her şeyi orada yapıyoruz. Arabamız neymiş her şeyimiz orada. Kimisi yazlık alıyor. Kimisi otel alıyor. Kimisi daire alıyor. Her şeyimiz orada yapıyoruz bak. Başka bir yemlikte yiyoruz ama yumurtamızı getiriyoruz Türkiye'ye bırakıyoruz. Bizim Türkiye'den bakın işsizlik oranına etkimiz olmuyor. Tuvalet ihtiyacımız olmuyor. Türkiye'yi kirletmiyoruz, pisletmiyoruz bak. Biz orada yani Türkiye'ye zarar vermiyoruz. Hiçbir şey. Biz Almanya'da bak tuvalet ihtiyacını herkes burada gideriyor. Kusura bakmayın böyle anlatayım da tuvalet ihtiyaçlarını orada gideriyor. Çevre kirliliğini burada yapıyor. Hava kirliliğini burada yapıyor. Yani bütün her şeyini, bütün pis işleri, pis çamaşırları, şunlar bunları bir insan mesela yaşadığı zaman bir yerde e, düşünün hava kirliliği, çevre kirliliği, deniz kirliliği her şey oluyor yani sigarasını içiyor, çöpe atıyor. Bir şey. Her şeyler böyle düşünün. Bir insan ne kadar bir günde çevresine ve sokak mahallesine zarar verir? Kaç bin kişi bak Almanya'da 2000 yılında diyorlardı 5 milyon kişi var. Ben geldim 2006 yılında bende oldu 5-6 tane nüfus. Sadece bende hala 5 milyon diyorlar. Bu neye göre söylüyorlar? Ben inanmıyorum biraz yalan gibi biz 10-15 milyonu geçtik burada yani. Biz hiç ölen olmadı ama 15 milyonu geçtik. 5-6 tane sadece bende nüfus oldu yani. Ben geldim benden sonra 5-6 tane ben 5. çocuğum olacak. Daha da yani benim kardeşim diğer bazı amcamda da akrabalarım da hep gelenler oldu. Hepsinde ikişer üçer çocuk oldu. 3'er 4'er hiçbir tane ölen olmadı. Yani sadece bizde 40 kişi oldu. Nasıl hala 5 milyon anlamıyorum. 2003'te 5 milyondu. Neyse konumuza dönelim. Yani çevreye bütün bu kirliliklerin hepsini bak. Bu kirliliklerin hepsini Almanya'da yapıyoruz. Almanya'dan böyle hani tereyağdan kıl çeker böyle parayı, euroyu, doları hepsini çekiyoruz. Getiriyoruz Türkiye hop yatırıyoruz. Tertemizce bak tertemizce. Hiçbir kirlilik iş hani işsiz kalıyoruz iş bulamıyoruz diyoruz ya biz orada olsak işe gireceğiz çalışacağız siz işsiz kalacaksınız. Bir işçi bir boğaz üretmiş olduğunuz bir şeyin hani orada bir tüketim daha olacak aynı şeyde. Şimdi maddi olarak orada mesela çiftçiler kirazdır mesela kayısıdır Türkiye'den karpuzdur buna benzer aklıma gelen daha bir sürü meyveler biber falan domates bir sürü şeyler buraya ihraç ediyorsunuz. Biz burada onları euro ile biz burada onları da satın alıyoruz Türk marketlerinde. Hep sizin yaptıklarınızı. Onlar da böyle paramızı gönderiyoruz yani. Yine tertemizce böyle TRD kıl çeker gibi tertemizce paramızı gönderiyoruz size. Ve o kadar bizi hani aşağılıyorsunuz hakaretleri küfürler ediyorsunuz. Sırf Erdoğan'a e, yapmış olduğumuz sevgi saygıdan dolayı. Şimdi burada yurt dışındayız bakın ülkemize geleceğiz izine geleceğiz. Almanya açıkladı dedi ki ne Türkiye'ye giderseniz Türkiye gitmeyin. Türkiye riskli bölge. Halbuki burada koronavirüs sayısı Türkiye'den daha fazla. İtalya, İspanya, Fransa almış başına gitmiş. Onla oraya gidebiliyor, serbest. Orada bir şey yok. Oraya gidebiliyoruz. Oraya gidersek Almanya'ya gelince hastalık kaparsak burada muayene ediyorlar ama Türkiye'ye gittiğimiz zaman hastalık kaparsa günlük 1000 Euro'dan ya bakıyorlar. Türkiye'ye gittiğimiz zaman buraya geliyoruz ya. Geldiğimiz zaman 14 gün karantinada kalacaksın. Bura öyle Türkiye gibi değil bak karantinada kalmak öyle ben kalayım işim yoluna girer değil. Fabrikalar, bütün firmalar ne diyor biliyor musun? Türkiye'ye giderseniz, Türkiye'den geldiğiniz zaman karantinada kalırsanız bak karantinada kalırsanız karantinadan dolayı işe gelemediğiniz olduğu anda kündürüyor diyor. Yani iş çıkışı otomatikman bu bir bahanedir. Çıkışını anında veriyorum diye tazminatı falan filan olmuyor. Yani kendin kabul etmiş oluyorsun. İş yerinden baskı, belediyeden baskı, devletten baskı. Yani her taraftan bütün bunlara rağmen biz bütün bu risklerin hepsini göze, gözümüze alıyoruz. Yurt Türkiye'mize gezmeye gidiyoruz. Yüre getiriyoruz. Her bir giren arabayı kapıda sayın, oturun. 3000 euro, en az 3000 euro, 5000 euro. 3000 euro, 5000 euro sayın. Böylesi bir e, vatandaşı yani e, Türk vatandaşı bizim ülkemize giriyoruz. Bize Almanca ayağa çekiyorsunuz. Bizi horluyorsunuz, dışlıyorsunuz. Adam bir yerine koymuyorsunuz. Hakaretler, küfürler. Seni adi Almanca, seni şişko, seni pislik Almanca, seni şu, seni bu diye neler neler yapıyorsunuz. Parayı böyle sübürüyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Kendiniz bak Türkiye Cumhuriyeti'nde bak kendiniz. 1 TL devlete vergi vermeyip 1 TL vergi vermeyip binlerce ahkam kesiyorsunuz. Ben buradan yola çıktığım zaman Türkiye'ye getirdiğim servetimi ben söylemek istemiyorum burada. Benim yıllık Türkiye'ye verdiğim vergiyi söylemek istemiyorum. Ben 2016'dan 2020'ye kadar Türkiye'ye verdiğim benim sadece tapudaki raiş bedeli onu söyleyeyim tek 100 milyarı buluyor. Tapudaki raiş bedeli. Tapu dairesine raiş bedeli. Benim getirdiğim miktarı artık gerisini siz edin. Başka bir şey demeyeyim. Bu kadar yeter. Biz Türkiye'ye gelirken biz buradan arabamızı ayarlıyoruz ki yani bakın araba Türkiye 3 depoyla girer. Bir, birincisini burada dolduralım. Avusturya v'ine geldiğimizde depoyu orada ikinci dolduralım. Birinci orada dolduralım diyor. Yo, birinci çıkmadan evde. ikinci V'inde Üçüncü niş. Nişi az geçtikten sonra Sırbistan'dan çıkarken Bulgar'a girerken orada dolduralım diyoruz. Çünkü 800 bin kilometre gidiyor ya. Ondan sonra bir, da, bir sonraki depo diyor Tam Edirne'ye yaklaşırken o aralarda 150 kilometre 100 kilometre falan gider diyorum. Kıdım hemen Türkiye'ye girelim. Gir girmez hemen orada camini, cami var. Kapıkule'den gir girmez caminin yanında şel var benzerlik. Hemen şöyle bir yanaşıyoruz oraya. Abi diyoruz folle arabayı. Bir folle adam depoyu bir dolduruyor 400 TL. Bir alıyoruz fişi elimize bir bakıyoruz orada. 50 TL 45 TL devlete vergi oh devlete vergimiz gitti diyoruz. Paramız nasip olsun paramız. Bak kaç ülkeden almayıp Türkiye'ye giriyoruz baktık. Bunu 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 bile ayarlayan bir milliyetçi bir gurbetçilere siz öyle aşağılık aşağılar gibi e, küfürler hakaretler yapıyorsunuz. Burada her şey Türkiye'den bazı şeyler burada da ucuz. Kılık kıyafet olsun yiyecek yiyecek olsun. Ne oluyor? Bütün sene bekletiyoruz bekletiyoruz. Türkiye'den alalım ki ne diyoruz? Bak aynı şeyi pahalı bile olsa bazı şeyler. Paramız orada diyor canlılık olsun. Ekonomide ve orada alım satım artsın. İnsanlar hem esnaf kazansın hem de devletin kasasına vergi gitsin aldığımız fişlere bakıyorum hep vergiler devlete gitsin diye. İşte böyle düşünen bir e, gurbetçilere böyle yapan gurbetçilere küfürler hakaretler size ne kadar yakışıyor bilmiyorum. Kendiniz vergi dairesinin önünden geçmiyorsunuz bir kuruş vermeden devlete. Devlet hırsız devlet soyuyor devlet şey ama nerede sel felaketi oldu deprem oldu göçük oldu nerede ne bileyim tarım arazisinde hani bir doğal afet oldu devlet koş devlet yetiş devlet çiftçiyi destekle nerede çadırlar nerede kızılay nerede hani bu depreme depremle hani deprem yardımı nerede bu yiyecek yiyecekler hemen hemen ilk devlet aklınıza geliyor. Hemen ilk devletten yardım ne alırım onu aklına. Ama 1 TL verirken devlete, o devlet soyuyor bizi." diyorsunuz. Ama biz o devlete elimizden gelen en her türlü fedakarlığı yapmak için gurbetçiler bütün buradan e, ne düşüyorsa üzerimize hep beraber Türkiye sevdasına ülkemizin sevdasına yaparken sizin hakaret ve küfürlerinize maruz kalıyoruz o kadar küfür hakaretler ediyorsunuz ki ağza alınmaz size başka söyleyecek çok şeyim var da konu fazla uzamasın beni dinlediğiniz için teşekkür ederim yapacak olduğunuz yapmış olduğunuz yorumlarda da birazcık daha böyle hani düşünerek yazarsanız düşünmeden hani atmayın da düşünerek yazarsanız çok memnun olurum bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalıma abone olup ve videomu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.